Durun. Bakın yemek yasak. Sizi duyamıyorum. Aa, bana ne ya? İzninizle. Niye hiçbir şey demiyorsunuz? Bu eziyete değecek kadar maaş almıyorum. Aa, bu diliniz mi? Ah, bunun yaptığıma inanamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ne şapşalama, dilimde sorun yok. Ama biraz tatlı yesem iyi olur. Amanın. Şunu alayım. Merak etmeyin, dilim şu an çok mutlu. Durun bakalım. Yiyecek sokmak yasak. Kollarınızı kaldırın hadi. Aman tanrım. Evet, sizde sorun yok. Ben de mi kollarımı kaldırıyorum? Olamaz, yiyecek yasak mı? Çok fena yakalanacağım. Of, daha bir sürü var. Üf. Saçları benziyorlar değil mi? Hadi hızlı düşün. Tabii ya. Yeşil saçlar, gelin bakalım. Sizde sorun yok. Ben mi? Hemen geldim. Yanınızda yiyecek varsa onu bulurum. Sakin olun. Yemek yasak ha? Sorun değil kanka. Buraya eğlenmeye geldim. Yemek yemeye değil ha. Kuralını duydum. Kuralına uydum. Lütfen beni içeri bırak. Uslu duracağım bak. Oo, evet, çok iyi. Yiyecek sokmak yasak yok. Ha. Ha, bu harikaydı. İçeri girin. Hey, saçların güzelmiş. Öyle mi? Tadı daha da güzel. Ah canına. Ya işte böyle. Alabilir miyim? Ah, yeşile bayılırım. Sınavları değerlendirmenin ve öğrencilerin ne kadar kötü notlar aldığını görmenin vakti geldi. Daha çok kırık not. Sınav okumak beni acıktırdı. Oh, neden sürekli beslenmek zorundayım ki? Açlığımı dindirecek bir şeyler olmalı. Hayır, sadece daha fazla kırık not. Bir dakika, buldum. Tam da ihtiyacım olduğu anda leziz bir atıştırmalık. Neden bu kadar zor ki? Oh. Ortalığı toplamam lazım. Tüm bunları ne yapacağım ben? Hepsini yiyebilir miyim? Hayır, o kadar vaktim yok. Bir fikrim var. Bunun için kalemim hazır. Kalemin altındaki kısmı açık, cımbızla kalemin mürekkepli kısmını çıkarıyorum. Artık kalemin içi boş olduğuna göre içini şekerle doldurabilirim. Sıradan bir kalem gibi görünüyor. Evet, şekerler elimde ve öğrencilerin bundan haberi yok. Kendimi biraz da ödüllendireyim. Leziz. Şimdi ders verme vakti. Madison, tahtaya kalk. Peki. Şu formülü yaz. Bakalım konuyu biliyor musun? O yazmakla uğraşırken ben de şekerliyim. Şeker sesi mi duydum? Sınıfımda yemek yemenin yasak olduğunu biliyorsun. Aa, bu sefer kesinlikle duydum. Gerçekten uydurmuyorum. Neyse, en iyisi formülü yazayım. Tada! Yanlış. Formülün bu kısmına dikkat etmemişsin. Orada şeker olduğunu biliyordum. Başından beri saklıyordunuz. Hayır, hayır, hayır. Sessiz kalman için sana A veriyorum. Şimdi sırana dön ve bundan kimseye bahsetme. Sanırım matematiği artık anlamaya başladım. Aha, ben de. Oo, atıştırmalıklarım varmış. Biraz versene, paylaşmak güzeldir. Neden bahsettiğini bilmiyorum.
Yanlış anlamış olmalıyım. Öyle olmalı. Bir yerde atıştırmalık sakladığını biliyordum. Ben bu işi çözerim. Çünkü ben atıştırmalık dedektifiyim. Hiçbir atıştırmalık gözümden kaçmaz. Yalnızca kanıt bulmalıyım. İşte atıştırmalık ipucu, evet. Ambalajın rengi ve büyüklüğüne bakarak diyebilirim ki bu kesinlikle bir atıştırmalık. Ve hepsi bu kutunun içinde. Ah, hayır! Evet! Sırrın açığa çıktı. Aslında bu atıştırmalık saklamak için gerçekten zekice bir yol. Öncelikle renkli kalem kutusunu boşaltmalısın. Sonraki adım kalemleri ikiye bölüp eski yerlerine koymak. Gördüğün gibi hala normal boyda gibi görünüyorlar. Kutunun kalemlerin olduğu üst kısmını kapayabilirsin. Ama alt kısmında biraz yer kalması lazım. Ve bu yeri leziz şekerlerle dolduracağız. Bu meyveli şekerler tam oldu. Evet. Kutuyu sıkıca kapatmayı unutma. Şekerlemeler gizlendi ve güvendeler. Aferin Madison. Şimdi paylaşma vakti. Peki, sırrımı çözdüğüne göre bir tane alabilirsin. Yo, ondan fazlasını istiyorum. Çok kötüsün Jack. Al. Ben kötü olabilirim ama atıştırmalıklar iyi. Bu ada macerasına hazırız. Aloha! Teşekkürler. Bu gerçek bir ukulele mi? Benim sinemamda olmaz dostum. Aa, içinde hiçbir şey yok mu? O zaman her tür müziği severim, bakın. İçeri geçin müzik sever dostlarım. Ah, bu işi seviyorum. Bu saftirik bunu fena yedi. Şapşal. Kendine şekerden takı yapmak ister misin? En sevdiğin şekeri al. Biz Skittles'ı seçtik. Şimdi de sıradan bir ip al. Aç ve şekerlerin içinden geçir. Ellerini kullanmadan atıştırmanın da güzel bir yolu. Bundan güzel bir kolye de yapabilirsin. Yaratıcı olmak iştah açıyor. Bir kişi lütfen. Öyle mi? Okuma yazmanız var herhalde. Dışarıdan gelen bütün yiyecekler çöpe gidiyor. Şimdi iyi seyirler. Buyurun. Yiyecek yok mu gerçekten? Şu tavşanınıza bir bakayım hele. Hadi verin. Hayır. Ay. Bayağı masum görünüyor. Biliyordum. Bu ufaklığın içi şeker dolu. Gördünüz mü? Kimse beni kandıramaz küçük hanım. Buyurun bakalım. Utan utan, çok ayıp. Şunu alayım. Siz de arkadaşınız gibi bir numara yapmıyorsunuz değil mi? Benim gözetimimde olmaz. Kulağıma bir ses gelmiyor. Ama bilmiyor ki bunun tamamen gizli bir fermuarı var. Ve önce tüm dolgu malzemeleri çıkarmak gerek. Sonra da yumuşaklık versin diye biraz marshmallow dolduruyoruz. Büyük yumuşak olanları en iyileri. Sonra onları peluş oyuncağın içine koy. Bu tamam olunca gizli fermuarı kapat. Normal görünüyor değil mi? Bunun içinde şeker yok gibi. Ama yine de tatlı gibi kokuyor. Siz de misiniz? Oh. Hey, ne kaçırdım? Biraz atıştırmalığa ne dersin ha? Evet, bunu nasıl içeri sokabildin? Psst, ben de olabilir miyim? Bu taktik dahice değil mi?